Sabah kalktım. Böyle üzerimde bir atalet var. Motor bakımını bitirdiğim için ama çok mutluyum tabii. Çok önemli bir kısım da o. Ama daha bir sürü iş var. Bu arada bahsettiğim işlerin, bakımların dışında da bir iki tane projem var. Proje hiç bitmiyor. Tekneye devamlı ekleme yapıyoruz. Bakalım şu atalet üzerinden bir atarsam başlayacağım. Durdum durdum, düşündüm düşündüm. İşe üst güvertenin pasta cilasından başlamaya karar verdim. Şimdi önce malzemeleri tanıyalım. Şu gördüğünüz alet aslında bir zımpara makinesi. Bosch marka bir zımpara makinesi. Bunu 2 sene önce almıştım. Tekneyi karaya çıkardığım zaman altını zımparalamak için almıştım. Aynı zamanda şöyle bir aparatı da var üzerinde. Bu bir işte yün. Bunu zımparanın normalde takıldığı yere koyduğunuz zaman, taktığınız zaman iple sıkıyorsunuz. Bu pasta poliş yapabilecek bir hale geliyor. Aslında ayrıca bir pasta poliş makinem var ama çok kocaman ve burada çok ince ayrıntılar, detaylar var. Halatlar var, metal parçaların kenarları, köşeleri. Büyük makineyle oraya giremeyeceğimi düşünerekten, kolay da değil, bayağı büyük bir makine. Bununla yapmaya karar verdim. Peki başka ne kullanıyorum? Bir pasta cila kullanıyorum. Burada şimdi şöyle bir durum var. Bu gördüğünüz pasta cila bir araç için normalde dizayn edilmiş, yapılmış yerli bir pasta cila. İnternette bir araştırdım bunu. Yani illa üzerinde marin yazan bir pasta cila mı kullanmak lazım? Pasta ayrı, cila ayrı olabiliyor. Pasta cila, ikisi bir arada ürünler olabiliyor. Şimdi bir görüş var, olabilir diyor. Bir görüş var, olamaz diyor. Yani her görüşte de gayet güçlü argümanlar var. Sonuç itibarıyla bunu denemeye karar verdim. Denemekten bir zarar gelmez diye düşündüm. Bunu kullanıyorum. Makinem bu. Ve yüzeyin temiz olması gerekiyor. O yüzden şöyle bir hafif deterjanlı bir suyum var. Yapacağım yerleri, yani genel olarak temiz aslında güverte ama şöyle hafif bir deterjanlı su, sonra da bir durulayarak bezle sileceğim. Suyu da yıkayabilirim de şimdi her yer ıslanacak. Çok fazla biraz kuru yerde oturmak istiyorum. Hemen kurumaz diye güverte. Yani sileceğim, kurulayacağım. Sonra da uygulamaya başlayacağım. Tabii bu görüntüyü almadan önce bir deneme yapmıştım aslında şu alanda. Burayı bir göstereyim nasıl göründüğünü. Tabii burada şu an biraz güneş de gittiği için ne kadar fark edilecek bilemiyorum ama şu bölgeyi yaptım, buraya uyguladım. Şu bölgenin parlaklığını şöyle nasıl gösterebilirim? Tam şurada bir hat var. Yani umarım görünüyordur kamerada. Yani beni tatmin etti. Açıkçası tabii ki bu iş için %100 dizayn edilmiş bir şey kullanırsak çok daha mükemmel sonuçlar alabiliriz ama yani mükemmel sonuç peşinde değilim. Yani mükemmel sonuç %100 ise ben %60'a falan razıyım. Yani o verimde bir iş çıksa olur. Çünkü güverte pasta cila olmayalı 5 sene oldu. Ve tabii güneş her şeyi yakıyor, matlaştırıyor. Güverte, yani üzerindeki bu jel kotun üzerindeki cila gittiği zaman da bu sefer çok fazla kir de tutmaya başlıyor. Cilalıyken güverte temizliği de daha kolay oluyor. O yüzden yani sonuç beni tatmin edecektir diye umut ediyorum. Yüzey temizliği bitti cila yapmadan önce. Bir de şu kenarlara maskeleme bandı çekiyorum. Çünkü burada makineyle çalışırken tiklere de fazla sıçramamak lazım. Onları temizlemesi zor oluyor ondan sonra. Şimdi şu bölümden uygulamaya başlayayım. Şöyle biraz neredeydi? Şuraya kadar gelmişiz. Şöyle biraz sürdüm. Ya bu işler için eldiven takmak lazım da işte ihmal ediyorum. Böyle elimle hissederek yapmak daha kolay geliyor. Şöyle.
arabada sürdük. Bir de tabii şunun devir ayarı var şuradan. Çok yüksek devir de yakabiliyor. Ben o yüzden şöyle orta devirde yapacağım. Kuru bir bezle böyle siliyoruz üzerini bastırarak. Bence oluyor. En azından beni tatmin edecek bir sonuç. Kapakları aç. Alo. Açık tut da. Evet şöyle, şimdi güneş de çıktı. Şurası parlıyor. Gayet güzel. Şu kısımdaki matlığı belki görüyorsunuzdur. Bence gayet güzel oluyor. Şimdi burası gibi yerlerde de o makinenin de girme şansı yok. Zaten aslında şöyle bir sünger de koymuşlar içine. Bununla en azından yapabilirsiniz diyor. Ben de olduğu kadar bu dar alanlarda bunu kullanacağım. Oraları hiç yapmayıp bırakmaktan iyidir. Molası. Evet, işi bitirdim. Pastacıyla sürme işini, sonradan kurulama işini. Ama çok yoruldum hakikaten. Yalnız çok güzel parladı. Yani şu an güneşin vurduğu yerden böyle çok güzel görünüyor. Pırıl pırıl, parlak parlak.
Şimdi son bir temizlik. Suyla yıkayacağım. Son kalıntıları da gidecek. Ve tertemiz olacak. Vallahi çok güzel. Ben buraya bir sandalye atıp bunu izleyeyim ya böyle. Şu parlaklığı. Sapık gibi oturup teknemi izliyorum ya. Yorucu bir günün sonunda ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki de rakı içiyoruz. Şöyle kavun kesiyorum. Mezeler yukarıda. Kavun böyle sanki kavun gibi. Tadı kavuna benziyor. Görüntüsü de kavun gibi ama. Kulağımdan atalım. Kavun. Yani kavuna benziyor. Kavun gibi. Ama sen en önemli şey limon, tuz ve acı sosu unuttun. Onlar olmadan olmaz. Aşağıyı sen hallettin. Şimdi çek sonra getirsin. Acısı yok. Daha yemeyeceğim ben. Gözlüğü. Sağlıklı yaşam mı? Hani sigara içmiyoruz falan. Evet canım ben o içmiyorum. Haydi afiyet olsun. Bu güzelmiş bak. Herkes tavuğu da Çerkez tavuğuna benziyor. Tavuk her şey bir şeye benziyor. Tavuk mu? Bu espriler benim yapmam lazım. Bu kadar iğrençlerimden de ben yapamam. Yatan şaşı kalkar. Bulaşıyor herhalde. Ya işte. Değil mi? Ama ne çok çalıştık. Kim çalıştı? Ben çalıştım aşağıda. Bilgisayar. Kamera şahit. Hep ben çalıştım. Kamera beni gösteriyor. Çalışırken. Paragraf çeviri yaptım. Benim için çok büyük bir şey. Ben şunu alayım da. Ya sen çok hızlı giriştin. İki tane aldım. Allah Allah. İki tane. Biri senin biri. Ne kadar açık gözlüsün. İnsan yemeğimi kıskanır arkadaş. Tabii ki canım. Ne çok verici bir insan zaten. Ya şu sırf şu sarımsaktan böyle yağda kavurup tereyağda falan bir şeyler yapılıyor muydu ya? Neyi? Böyle bir mezemsi bir şey. Sarımsaktan veya Cerel soğandan. Değil mi öyle bir şey? Efendim mezelerimiz çok güzel. Hepsini Ceren yaptı. Kendi ellerimle sipariş verdim. Yaptım. Hayır, kendi ellerimle sipariş verdim. Kendi telefonuyla sipariş verdim. Tabii. Kapıdan da kendi aldı. Tabii. Efendim, şu neydi ya? Enginar kalbi miydi bu? Muhteşem bir şey ya. Buna hasta oluyorum. Bir de bunu ızgaraya atıyorlar. Böyle, bu tabii soğuk halinde. Bu ızgara da soğumuş olarak. Yavurdağ salatası var. Neydi bu? Çerkez tavuğu. Avokado salatası var. Biz de küçükken mahallede bir avokado yerdik. Oradalarda çok meşhur avokado. Evet Ceren Hanım. Bugün çok yardım ettiniz. Yarın hangi konularda bana yardım etmeyi düşünürsünüz? Düşünsel olarak. Düşünsel olarak bana yardım et zaten. Orada bira getiririm. Çay kahve getiririm. Mantıklı. Evet. Ha. Bir bira bir çay getirenin olması mantıklı çalışırken. Sen de bana iki cümle çevirirsin. Evet, kendisi tez yazıyor da. Win win. Win win. Win win yani. De, sen bana çevir yap, ben sana. Benim de bir takım tezlerim var ama yazıya dökmedim henüz. Rakı da bir tatlı, bir tatlı. Kim damıtmış acaba bu rakıyı? Vallahi yemek içmek çok zevkli oluyor ama sonrasında böyle bir bulaşık ortada duruyor. Bunları bir temizlemek lazım ki işlere koyulalım.
Bildiğiniz gibi bir teknede en önemli 3 tane aygıt var, cihaz var. Bunlardan birincisi pusula, diğeri derinlik ölçer, bir diğeri de buzdolabı. Buzdolabı çalışmazsa hele hiçbir şekilde manadan çıkamıyorsunuz. Yani buzdolabı çalışmıyorsa bizim avcıların tabiriyle tekne no go oluyor. Çünkü dolap çalışmazsa hiçbir şeyi soğutamaz, soğuk hiçbir şey içemeyiz. Evet, bu saçma girişten de anlayacağınız üzere buzdolabında bir sorunum var. Ama buzdolabı çalışıyor bu arada. Aa, kapağında bir sorun var. Şimdi gördüğünüz üzere bu tekne buzdolapları böyle enteresan. Şimdi burada gördüğünüz gibi, açılırsa göreceksiniz tabii. Burada kompresör ünitesi var. Ve burada da haznesi var. Üstten beslemeli bir buzdolabı bu. Ve burada şu anki problemim, gördüğünüz gibi kapağın menteşesinin yerinden çıkmış olması. Daha doğrusu yerinden çıkmış olması değil de menteşenin kırılmış olması diyelim. Tabii menteşe kırık derken bağlı bulunduğu, yani şu kenardan kırılmış ve buradan görebildiğim kadarıyla da burada kaynakla tutturulmuş. Yani vida deliği göremiyorum. Tamamen sökünce göreceğiz ne olduğunu. Şimdi tabii bunu kaynak için söküp götürmek lazım falan filan, adam bulmak lazım. Şimdi tabii felsefemiz tekneden çıkmadan, bir yere gitmeden sorunları çözebilmek veya çözebilir miyiz önce denemek. Dolayısıyla bunu komple buradan sökeceğim. Yani buradaki gördüğünüz gibi çerçevesiyle birlikte sökeceğim. Ondan sonra buraya delik açmaya çalışacağım. Yani bunu kaynaklı değil de delikli hale getirmeye çalışacağım. Bakalım yapabilecek miyiz? Başlıyorum. Stop recording. Bu da bize kapak olsun. Evet. Şimdi bir bakalım. Gördüğü üzere çok paslanmış menteşenin olduğu yer. Yani bu kaynakla tutturulmuş. Bu da kaynakla tutturulmuş. Ama tabii kırılmış. Şu an tabii kaynak imkanı kolay da olmadığı için ben ne yapacağım? Burayı delip buradan bir, iki tane delik delip karşılığında var mı delik? Yok. Karşılığını da delip vidalı hale getireceğim. Niyetim o. Hatta elimizdeymişken belki bu da olabilir. Bu nispeten daha sağlam gibi. Hemen kopar gibi durmuyor. Bakalım, deneyeceğiz. Evet, bunu böyle biraz düzeltelim derken delik delmeden önce diğer taraf da koptu. Yani zaten uzatmaları oynuyormuş. Neyse, iyi oldu, elimizde kaldı. İki tarafı da delmeye çalışacağız. Delik deleceğiz de bunu böyle güçlü ya bir mengeneye tutturmak lazım. Ya da şöyle şu an yapacak olduğum gibi bir aparat uydurmak lazım. Yani böyle bir aparat uyduracağım. Bu araya sıkışacak bu. Bunları takınca ve dönmeyecek. Tahmin ettiğinden kolay delindi. Vallahi bravo. Aferin bana. Gel buraya. Gezme be, gezme.
Evet, gayet güzel oldu. Şimdi bir bölüme geldik. Şu menteşeyi takabilmek için şu aralığı sabitlemem gerekiyor. Bunun için de şunu buldum. Her zaman için teknede elde ne varsa onunla işi kotarmak lazım. Şu kalem fark ettim ki bu aralığa tam denk geliyor. Bunu da oraya duct tape ile sabitleyeceğiz. Şu duct tape her teknede bolca olmalı. Yani geçici olarak bir sürü sorunuzu çözebilir. Geçici olarak. Burada ben şu an sabitlemek için kullanacağım. Yani aralık eşit kalacak ki ve buradan işimizi görebilelim. Bir de menteşe. Şunun yönü de önemli. Evet. Bir taraftan bantlayayım ki işaret koyacağım ve sonra orayı deleceğim. Menteşenin üstünde delmek zor. O yüzden şöyle yapacağız. Uğraşılardan sonra aleti toparladım. Elimi benim de kestim hatta. Diğeri de kırıldı. Ona da bir tane vida attık. Şimdi şunu bir yerine bir oturtalım bakalım. Sıkı bir şekilde giriyor. Güzel. Süper. Şimdi şu son çivatayı da takalım. Son iki. Bir tanesinin deliğine soğumuştu. Gerçi aynı yerinde. Gel buraya. Şöyle göstereyim. Burada şöyle bir sıkıntı oldu. Buradaki vidanın başı buraya fazla geliyor. Yani burayı itiyor. Dolayısıyla kapak zor kapanıyor. Burada da aynısı oldu. Şurada görünüyor mu bilmiyorum. Burayı taşladım. Aldım civatayı. Yani sökecek olduğum zaman artık o civatayı başını tamamen taşlayıp yani başını tamamen kopartıp o şekilde çıkarmam gerekecek. Tabi karşılığı da içeride kalmış olacak. Birazcık böyle tek kurşun atımlık bir strateji oldu ama başka da çare yok. Çünkü kafası dümdüz olan elimde vida da yok. Bu şekilde halledeceğim. Evet, bence tamam. Gayet güzel. Biraz da sıkışarak kapanıyorduk daha önce. Şimdi gayet güzel. Kapanıyor. Buzdolabı tamam.